de arta ferde, ferde arta devranı elgeledir insanları bu rasulatında hakimde 500 lira fazla hesap eden denede uçumları olduğu gibi nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kaplarından dağılır ve embatı ruhlarından ve melekir cümlerinden daha hafif Beşiktin Necmi ve Bedemi Yusa'dan daha zayıf olan Ruh-u Muhammedi'nin hasıl ve zakadar olan beden ve cihazının mehazeni olan Cis-i Mübarek Muhammed Aleyhisselam elbette o ruhu arası beraber arası kadar gidecektir. Allah Allah. Ya çok çok böyle burada Miraç'taki bu ruhu büyük bir şeydir yani. En baştan başlayalım. Bari öyle. Başlayalım bakayım şey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina ve Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 31. söz. Mirac-ı Nebeviye'ye dairdir aleyhissalatu vesselam. İhtar. Mirac meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir. Ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkan-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara Miraç'tan bahsedilmez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyleyse biz Miraç'ta istibad ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek ona karşı serdi kelam edip ara sıra makamı istimada olan mülhidi nazara alıp serdi kelam edeceğiz. Bazı sözlerde hakikat-ı Miraç'ın bir kısım lemaları zikredilmiştir. İhvanlarımın ısrarı ile ayrı ayrı o lemaları hakikatin aslıyla birleştirmek ve kemalat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam cemaline birden bir ayine yapmak için inayeti Allah'tan istedik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barekna havlehu liniriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir in huve illa vahyu yuha عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفِقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما تغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Bak dostu abi sen şey gel şöyle. Bak bunların yeri var şurada. Burada buraya. Gel bakın. Bak dostu. Gel şuraya. Ha. Gel bakın buraya bak burada. Orada yer var. Evet. Evvelki ayeti azimenin azim hazinesinden yalnız innehu zamirinde bir düsturu belagata istina eden iki remzin meselemize münasebeti olduğu için i'caz bahsinde beyan edildiği üzere yazacağız. İşte Kur'an-ı Hakim Habib-i Ekrem aleyhi efdalussalatu ve ekmelusselamın miracının mebdeyi olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra innehu huvessemi'ul basir der. Ve şu kelam ile Sure-i Ben-Necm-i İzâ Hevâ'da işaret olunan Münteha-i Mi'râca remzeden innehu'daki zamir ya Cenab-ı Hakk'a racidir veyahut peygamberedir. Peygambere göre olsa kanun-u belagat ve münasebeti siyak-ı kelam şöyle ifade ediyor ki, müsayyahat-ı cüz'iyede bir seyri umumi, bir urucu külli var ki, ta sidretül müntehaya, ta kab-ı kavseyne kadar meratibi külliye-i esmaiyede,
gözüne, kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi ve acayibi sanat-ı ilahiyeyi işitmiş, görmüştür der. O küçük cüz'i seyahati hem külli hem mahşere acayip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a raci olsa şöyle oluyor ki, bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan Mecmu-ı Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta Sidretül Münteha'ya, ta Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk ve melekutunda gezdirdi. İnnehu burada yok ama o dinli yürüye böyle bir mürak. O mu acaba? O zamir. Necmi Zahiva'ya da atıfta bulunuyor sureye. İnnehu var geleceğim. İnnehu hüve semiyor. Var. İnnehu hüve semiyor. Evet, buyur. Bir de Vellecim suresini atıp kabul ediyoruz. Evet, buyur. Devam. İşte... Şimdi o şey yazmadığı için öyle zaten ben. Şey yazmış. Evet. Buyurun. İşte Çendan o bir abdir ve o seyahat bir miracı cüz'idir. Fakat bu abdin bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendini bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumul ve muhit ve umum kainata am ve bütün mahlukata şamil hikmetlerini göstersin. Bu sırr-ı azimin dört esası var. Birincisi, miracın sırrı lüzumu nedir? İkincisi, hakikat-ı miraç nedir? Üçüncüsü, hikmet-i miraç nedir? Dördüncüsü, miracın semerat ve faidesi nedir? Yani bu öyle dersek bir miraç ama bütün dini hakikatleri toplamış. İnsan yani o ruhu veriyor. Ha, madem öyledir, bu hayatımızı olan emanetlerimizi hep bu yolda sarf edelim. Yani Allah yolunda. Evet. Birinci esas, miracın sırrı lüzumu. Mesela deniliyor ki Cenab-ı Hak akrabu ileyhi min hablil verittir. Her şeye her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı velayet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor? El cevap, şu sırrı gamızı iki temsil ile fehme takrib ediyoruz. 12. sözün sırrı i'cazı Kur'an ve sırrı miraç hakkında olan şu iki temsili dinle. Birinci temsil, bir sultanın İki çeşit mükalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Birisi, âmi bir raiyetiyle cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla sohbet etmektir. Kolların niye açıyor senin ya? Evet, iyi de. Bir sultanın iki çeşit mükalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Birisi âmi bir raiyetiyle cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla sohbet etmektir. Diğeri saltanat-ı uzma unvanı ile ve hilafet-i kübra namıyla ve hakimiyet-i âmme haysiyetiyle ve evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla o işlerle alakadar bir elçisiyle veya o evamir ile münasebettar büyük bir memuru ile konuşmaktır, sohbet etmektir.
ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla bir mükalemedir. İşte velillahil meselül a'la şu temsil gibi, şu kainat halikinin ve malikil mülkü vel melekutun ve hakimi ezel ve ebedin iki tarzda mükalemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Birisi cüz'i ve has, diğeri külli ve am. İşte Miraç, velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam, bütün velayatın fevkinde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki, bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Halik'i unvanıyla, Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir. İkinci temsil, bir adam elindeki bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna kendi miktarınca bir ışık ve yedi rengi havi bir ziyayı bir aksi şemsten alır. Onun nispetinde güneşle münasebetdar olur, sohbet eder. Ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki küçük hususi bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Çok güzel temsil. Diğeri ise aynayı bırakır, doğrudan doğruya güneşe karşı çıkar, haşmetini görür, azametini anlar. Sonra pek yüksek bir dağa çıkar, güneşin pek geniş şaşayı saltanatını görür ve bizzat perdesiz onunla görüşür. Abdurrahman mı gelen? Arif Halil Abdurrahman değil, değil mi? Değil. Evet, diğeri? Diğeri ise aynayı bırakır, doğrudan doğruya güneşe karşı çıkar, haşmetini görür, azametini anlar. Sonra pek yüksek bir dağa çıkar, güneşin pek geniş şaşayı saltanatını görür ve bizzat perdesiz onunla görüşür. Sonra döner, hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar, gökteki güneşe karşı yollar yapar, hakiki güneşin daimi ziyası ile sohbet eder, konuşur ve böylece minnettarane bir sohbet edebilir ve diyebilir. Ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin ve çini ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazdarı olan nazenin güneş, onlar gibi benim haneciğimi, bahçeciğimi ısındırdın ve ışıklandırdın. Bütün dünyayı ışıklandırdın ve yeryüzünü ısındırdığın gibi. Halbuki evvelki ayna sahibi böyle diyemez. O ayna kaydı altında güneşin aksi ise asarı mahduttur, o kayda göredir. İşte Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyeti insaniyeye hadsiz meratibi tazammun eden iki suretle tezahür eder. Birincisi, aynayı kalbe uzanan bir nispeti Rabbaniye ile bir tezahürdür ki, herkes istidalına ve tayyi meratipte seyri sülüküne, esma ve sıfatın tecelliyatına nispeten cüz'i ve külli, o Şems-i Ezeli'nin nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. Evet, Malatyalı, hemşerim, gel şu şuraya. Evet, buraya gel. Gel, oraya gel. Evet, gidelim orada sana. Birincisi, aynayı kalbe uzanan bir nispeti Rabbaniye ile bir tezahürdür ki, herkes istidadına ve tayyi meratipte seyr-i sülüküne, esma ve sıfatın tecelliyatına nispeten, cüz'i ve külli o Şems-i Ezeli'nin nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. Galib-i esma ve sıfatın zilalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir. İkincisi, insanın camiyeti ve şecere-i kainatın en münevver meyvesi olduğundan, bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden ayine-i ruhunda gösterebilmesi cihetiyle
Cenab-ı Hak tecelli-i zatıyla ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede nevi insanın manen en azam bir ferdine tecelli-i azam tezahür eder ki bu tezahür ve tecelli Mirac-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam sırrıdır ki onun velayeti risaletine mebde olur. Velayet ki zilden geçer, ikinci temsilin birinci adamına benzer. Risalette zil yoktur. Doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar. İkinci temsilin ikinci adamına benzer. Mirac ise velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam keramet-i kübrası hem mertebe-i ulyası olduğundan risalet mertebesine inkılap etmiş. Miracın batını velayettir. Hak'tan hakka gitmiş. Zahir-i miraç risalettir. Hak'tan halka geliyor. Velayet, kurbiyet meratibinde sülüktür. Çok meratibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u azam olan risalet ise akrebiyeti ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki bir an-ı seyyale kafidir. Onun için hadiste denilmiş, bir anda dönmüş, gelmiş. Bunlar bizim şükürlüğümüzde yani, lahatımızda anladığımız yani, insanın hakka çıkması yani, letafet peyderek velayet meratibinde yükselmesi insan. Uzun zamana muhtaç, çoğu zaten yolda kalıyor. Öyleyle. Öteki de, akrabiyle yani Cenab-ı Hak her şeyden daha yakın, onun inkişafı yani, insan onun inkişafı. Bir de yani onun Cenab-ı Hak bize bakıyor orada, işte bunun böyle maddi manevi inkişafı yani. Fikren, cismen ve ruhan, bu ikinci şey o diyor. Velayet kübra var. Sahabelerdeki velayet. Öfke insanın safiyet peyde ederek, hele bu aslında çok zor. Evet, ikinci bu. Şimdi makam-ı istimada bulunan mülhide deriz ki, madem bu kainat gayet muntazam bir memleket, gayet muhteşem bir şehir, gayet müzeyyen bir saray hükmündedir, elbette onun bir hakimi, bir maliki, bir ustası vardır. Madem böyle haşmetli bir maliki Zülcelal, bir hakimi Zülkemal, bir saniyi Zülcemal vardır, hem madem umum o aleme, o memlekete, o şehre, o saraya alakadarlık gösteren ve havas ve duygularıyla umumuna münasebettar ve nazara külli olan bir insan vardır, elbette o sani-i muhteşem, o külli nazarlı ve umumi şuurlu olan insan ile ulvi, azami bir münasebeti bulunacaktır ve ona kutsi bir hitabı ve âli bir teveccühü olacaktır. Hem madem Adem aleyhisselamdan şimdiye kadar şu münasebete mazhar olanların içinde asarının şehadetiyle yani küre-i arzın nısfını ve nev-i beşerin humsunu daire-i tasarrufuna aldığı ve kainatın şekli manevisini değiştirdiği, ışıklandırdığı gibi en azami bir mertebede o münasebeti Muhammed-i Arabi sallallahu aleyhi ve sellem göstermiştir. Öyle ise o münasebetin en azami bir mertebesinden ibaret olan miraç, ona elyak ve ona evfaktır. Evet, bak ne acıraklar yani. Yani şimdi zihniyizi karıştırmış olmayayım da, düşün şimdi gazetelerde, nimudu billah, Sinan'ın yasal olmaması lazım oturuyor. Avrupa olmasın diyor, öyle zira yasal olmasın yani. Olmasın diyor. Ceza mucuk olmasın diye şey diyorlar, işte bazıları güzel varlar. Bak, insanların ne hale sevk etmek istiyorlar. Dejener etmek yani. Âlâ illiğinde aslında sabrına düşürmek isteyen böyle cereyanlar var işte. İnşallah olmaz, evet. İkinci esas, hakikat-ı miraç nedir? El cevap, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam meratib-i kemalatta seyr-i sülükünden ibarettir.
bu meradim-i kemalindeki şey sülükünü anlayacak şimdi. Baştan cümleyi söylüyor neticeyi, sonra izah eder, öyle bir şey olur. Hem senin gittik, bugün olsaydı seni kaç defa aradım burada yani, gelsen. Hem seni çok güzel anlıyordun. Kim? Kim? Benim şey, İngilizce biliyor, Malayca biliyor, pedagog hisanı da biliyor. Malatya'da da biliyor. Yok, evler bir şey söylüyor, sonra onun ispatını yapıyor diyor. Bak şöyle. Zat-ı Hamiriye'nin meratib-i kemalette seyri sükunu ibarettir. Bu hoca söylüyor. Yani diye bunun izahını yapıyor. Hep böyle bir şeyle. Ya. Haber geldi mi, ne zaman gelecek? Biraz kendi şeyi varmış orada. Ya maşallah şöyle mi? Nerede Malatya? Merkezden de diyor. Onlar tabiin zamanında Yemen tüccarları oraya istavete getirmişler. Öyle Müslümanlar, onun halkı böyle. Silahlan değil. Tebliğ ile şeyler. Öyle. Sonra İspanyollar dünyayı keşif şeyle, Macellan mı ne o? Evvela geliyorlar, onun kralı, o büyük taltiplerle. Neydi ne sultandı böyle? İkramlarla onu karşılıyor. Mücellerin şeyi. Onlar anlıyorlar ki bunların hiç ordusu yok. Kuvvetleri yok. Avrupalılar yani. Kendi gelişlerinde silahla geliyorlar. Ve oraları 300 sene kadar öldürmelerle, şehit etmelerle, yıkmakla Hristiyanlığı yayıyorlar. Hepsi Müslüman mı? Şimdi hep öyledir. Bizim evlerden Müslümanlar. Onda %10 kadar, onda da Güney Adalarına sığınıyor. 7100 adadan mürekkepmiş. Şey, Filipinler. Kaç ada? 7100. Bana soruyorlar diyor, Türkiye kaç adadan mürekkep? Bunlar adalar da, başını bilmiyor da hep adalardan mürekkepmiş. 7100 ada. İstanbul'da maşallah. İstanbul'da orada yayılmış Türkiye'den. Yayılıyor böyle mütevazı yani. Müsaadenin epey tercüme etmişler. İngilizce biliyor ahalisi. İngilizce olsun. Rızanname devresi var bir çıkmış oradan. 1800 yıllarında şey, ola ola böyle çarpır çarpırsa yani onu silah atmış. Altına Mahdi Kursun geliyor. Yani o zaman göğsüm durmuş. Oraya durmuş. Öyle şey olmuş. İsmi de Rızalmış. Bu da yine şeyde. Şimdi ne diyorlar? Rızal. Rıza demiyor, Rızal. Çok seviyorlar onu. Yani. Ben bunu için hep aradım yani. Umarım keşke bir dinlesinler dedim. Gelir inşallah. Ben böyle gittim ya. Mehmet Ali. Ben böyle. Seni okuyacağız mı Mehmet? Gel buraya, buraya gel. Arkan gel buraya, buraya otur gel. Olur, otur ya sen. Buraya. Nerede şey, gittin bir yere? Ahmet Tutku. Dosyayı getir. Ben önce bir hocalar bahis var. Duydun mu? He? He? Nereden? He? Lümlandan mı? Ya elhamdülillah çok sevdim. Elhamdülillah. Kim ya dedi bu Mehmet Emin Hoca? Sonra altında İzci grubunun şeyi deyince orada şey ettim. Allah Allah.
şu anda işte bir şekilde bunların ahlakını şeye çeviriyorlar. Burada kıymetin bilinmiyor ama orada biliniyor. Sen de kimsin sen bu? İl ya ben o. İlhan burada mı İlhan? Soysal mı? Soysal mı? İlhan, İlhan, İlhan. Barla da abi. Ne barla? Bu Mekke şeyini mi istemiştin daha? Orasında o başka bir okuyamaz. Mekke ağzını verilmez Allah. Rabian, Türkiye'den Muhammed Emin hocamızın vasıtasıyla tanıştığımız Keşafil Alemin İslamiye yani İslam Alemi İzci Birliği Başkanı olan Doktor Zübeyir Güneyim ve yardımcısı Doktor Hüseyin Şenel ile olan mübaşerimizde izcilere amaç ve hedeflerinin yanı sıra onlara ahlak ve İslam terbiyesi de vermek istediklerinden bahsetti. Bizler de amacınızı en süratli, semeredar ve muvaffakiyetli bir tarzda Risale-i Nur'un ihsal edilebileceğini, bunun en vazıh delilinde Türkiye'den tulu ile sat-ı arz üzerinde inkişafı ve gönüllerde meydana getirdiği inikası olduğunu söyledik. Gençlik rehberi ve hanımlar rehberini hediye ettik. Baş tarafı madem de açıldım kalem. Ama onu senin dinlesin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz, sıddık, fedakar ve fedai ruhlu, hizmet-i imaniyede yorulmaz ağabeylerimiz ve muhterem kardeşlerimiz. Sizlere Suudi Arabistan'daki, hususen Mekke'deki Risale-i Nur hizmetinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Böylelikle hem irtibat ve tesanüdün ziyadeleşmesi, hem nur hizmetinde değerli ağabey ve kardeşlerimizin maddi ve manevi destek ve dualarına ve Risale-i Nur'un muvaffakane kulüp ve ukulü hayret ve tahsine gark eden nurefşan tesirinin şevkimizi ziyadeleştirmesi gibi sizlere de aynı şekilde vesile olmasını ümit ediyoruz. Evvelen, burada bulunan Risale-i Nur'un Seyitler Cemaati ile muhterem kardeşimiz Seyit Halit El Cifri'nin evinde her pazar Arapça Risale-i Nur dersi yapılmaktadır. Bu derste sözler ve mektubat bitirilmiş, şimdi lemalar okunmaktadır. Pazartesi günleri medresemizde ikindi sonrası Türkçe dersi yapılmaktadır. Yine Arapça olmak üzere herkes günde 5 sayfa okumakta ve bu evde okunan ders Medrese-i Nuriye'de Arapça olarak cemaatle tekrar edilmekte ve anlaşılmayan mevzular izah edilmektedir. Bu derste salı Arap kardeşlerimizle ve Arapça olmaktadır. Çarşamba günleri buradaki vakıf kardeşlerimizin de hizmet adına Arapçalarının gelişmesinin amacına matuf olarak onlarla beraber Arapça layıkalar okunmaktadır. Geç gelenler hiç, niyeyse? Evet. Cuma günleri her hafta Türkçe dersle beraber her 15 günde bir defa Arap kardeşlerimizle meşveret yapılmaktadır. Her kim, ayın... Kim o gelen arkadaş? O Alisin abinin... He? Torun abi o kazan geçiriliyor ya Alisin abinin torunası. Allah yetmiş olsun. Niye sanırım ben de iyi. Yerde dururlar. Evet olur. Her ayın ilk cumartesi günü aylık hatim duamız ve İhlas Risalesi. Her ayın 3. cumartesisinde de Seyit Nebil Elbaz'ın evinde yine İhlas Risalesi okunmakla her 15 günde bir Arapça İhlas Risalesi hatmedilmektedir. Ayrıca müşahedelerimizle aynı alyakin görüyoruz ki Seyit Risale-i Nur talebeleri de evvelinden çok daha farklı ve hızlı ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de terakki etmiş bir tarzda Risale-i Nur'a sarılıyorlar. Ve hakkıyla nasıl Risale-i Nur talebesi oluruz diye lisan-ı kal ve halleriyle bizlere soruyorlar. Nurları kendi malları gibi sahipleniyorlar. Maddi ve manevi destek oluyorlar. Hizmetle ilgili meşveretlere iştirak ederek müsbet ve isabetli fikirler ve tespitlerde bulunuyorlar. Saniyen, yaklaşık 6 ay önce Cidde'de Beynel Minel bir kitap fuarı düzenlendi. Samir Afi adında bir subay
bu kitap fuarından bir Risale-i Nur külliyatı satın almış ve bizi aradı. Kendisinde külliyatın mevcut olduğunu, ancak lemaların eksik olduğunu ve nasıl temin edeceğini sordu. Böylelikle aramızda bir muarife hasıl oldu. Cidde'den Mekke'deki dershanemizi ziyarete geldi. Kendisi Şazeli tarikatından olan bu subay, zaman zaman biz de ziyaretine gidiyoruz. Nurlara hüsnü alakasının yanı sıra bizden yakınlarını vermek üzere 10 adet cevşen istedi ve diyor ki, Bediüzzaman'ın müceddidliğine şüphemiz yok. Bu zat ya ebdaldir ya da kutup. Salisen, Salisen, Arapça adı Heyet-i İgase-i İslamiyet-i Alemiye olan, yani İslam Alemi Yardımlaşma Heyeti'nin Mekke Şube Başkanı Doktor Ahmet Nafi ile görüştük. Gençlik rehberi ve hanımlar rehberini verdik ve görüşmelerimiz halen devam ediyor. Risale-i Nur ile ilgili haber ve yazılardan bizleri de haberdar edin diyor. Rabian, Türkiye'den Muhammed Emin hocamızın vasıtasıyla tanıştığımız Keşşaf-ül Alemin İslamiye, yani İslam Alemi İzci Birliği Başkanı olan Doktor Zübeyir Güneyim ve yardımcısı Doktor Hüseyin Şenel ile olan bir mahşerimizde izcilerin amaç ve hedeflerinin yanı sıra onlara ahlak ve İslam terbiyesi de vermek istediklerinden bahsetti. Bizler de